Sevgili izleyiciler artık herkesin bir aile hekimi olduğuna göre biraz aile hekimliği sistemini konuşalım dedik. E, aile hekimliği ile ilgili e, hastaların ve hasta yakınlarının merak ettiği soruları e, gündeme getirelim dedik. Bu konuda stüdyomuzda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Murat Girginer var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler eğer siz de aile hekiminizle, aile hekimliği sistemiyle ilgili bilgi almak istiyorsanız 0212 227 39 06 numaralı telefondan Doktor Murat Girginer'e sorularınızı iletebilirsiniz. Arzu ederseniz Twitter'dan A Haber Medikal adresinden ya da medikal.ahaber.com.tr adresinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Aile hekimliği artık bir kavram olarak tüm Türkiye'nin gündemine girdi. Herkesin de bir aile hekimi olduğu söyleniyor. Ne yaparsınız siz aile hekimleri? <laughs> Hastalara ve hasta yakınlarına hangi hizmetleri verirsiniz? Şu an bize ekran başında seyreden hastalar, hasta yakınları, hiçbir sağlık sorunu olmayan kişiler ne tür durumlarda size gelmeleri gerekiyor? Evet aile hekiminin tanımına girersek eğer, ee, ne iş yaptığımızla ilgili sunduğumuz hizmetlerle ilgili de daha ayrıntılı bir fikir sahibi olabiliriz. Diğer uzmanlık dallarından ayrı olarak hı hı. bireylere e, sürekli kapsamlı e, ve eşit kalitede sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunlar sağlık hizmetlerinin içinde koruyucu hizmetler ön planda olmak üzere tedavi edici hizmetler hı hı. ve e, diğer hizmetlerimiz hı hı. E, sunumda veriliyor. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir basın toplantısı yaptınız. Burada özellikle Aile hekimliği sisteminin e, girmesiyle birlikte anne bebek ölüm hızlarında e, ciddi azalmalar olduğuna dikkat çektiniz. Biraz açmak istiyorum verdiğiniz. Öncelikle dediniz ki koruyucu hizmetler var. Ne yapıyorsunuz aile hekimleri koruyucu hizmet olarak annelere, e, hamilelere, bebeklere yönelik ne gibi hizmetleriniz var? Hı hı. Bizler öncelikle aile hekimleri, bireylerin sağlık sorumluluklarını alıyoruz. Yine aynı basın toplantısında bahsetmiştik. Hı hı. Bizler bir anlamda aile hekimleri, bireylerin e, sağlık avukatıdır. Hı hı. Bu karşılıklı olarak e, bireylerle aile hekiminin ortak sorumluluk alarak e, idame ettikleri bir sağlık hizmetidir. E, burada koruyucu hizmetler ön plandadır. Koruyucu hizmetler anlamında da anne e, anne adaylarına sunulan ve bebeklere sunulan koruyucu hizmetleri çok önemsiyoruz. Çünkü hı. bir ülkenin ...gelişmişlik göstergelerinde sağlık göstergesi olarak baz alınan uluslararasına da bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi anne ölüm hızı, bir diğeri bebek ölüm hızıdır. Aile hekimliği sistemine Türkiye başladıktan sonra yıllar içinde bütün iller sistem içinde yerini aldı. 13 Aralık 2010'dan itibaren de Türkiye'deki her il ve aile hekimliği sistemi uygulanmaya başladı. Bu süreç içinde aile hekimleri koruyucu hizmet olarak anne adaylarına, gebelere izlem sunuyor. Hı -hı. Bu izlemler en az gebelikleri sürecinde 4 kez olmak üzere alarm semptomlarını tespit etmek Hı -hı. ve oluşabilecek komplikasyonlarda önceden ikinci, üçüncü basama sevkini sağlayıp multidisipliner yaklaştırmakla ilgili bir koruyucu sunumu. Aynı şekilde doğacak bebeğin aşılanması ve bebeklerin izlenmesinde de aynı standartta ülkedeki her aile hekimi Ülkenin her neresinde olursanız olun aynı standart ve eşit kaliteli e, koruyucu hizmeti sunuyor. Şimdi biraz daha vatandaş gözüyle e, Bakın. izah etmenizi rica edeceğim. <laughs> ben de o şekilde sorumu soracağım. Diyelim ki bir mahallede X bir mahallede oturan bir e, hamile var. E, bu hamileyi siz mi buluyorsunuz size kayıtlı e, ya da sizi daha hiç tanışmamış gelmemiş e, normalde bakanlığın yaptığı sınıflamada size kayıtlı gözüküyor. Siz evimi ziyaret ediyorsunuz yoksa size kayıtlı olduğu için telefon edip randevu mu veriyorsunuz? Nasıl birbirinizle buluşuyorsunuz? Ee, öncelikli olarak bir izlem programı var ve herkesin kolay ulaşabileceği bir aile hekimi var. Ee, bizim arzu ettiğimiz anne adaylarının gebelik düşünmeden önce aile hekimlerine başvurarak öncelikli olarak e, koruyucu hizmetlerle ilgili vitamin kullanımı ki bu bazı bebekte oluşabilecek komplikasyonları e, engelliyor o süreçten başlayarak aile hekimlerine başvurmaları, aile hekimlerinin bu takipleri ve tedavileri öncelikle planlaması, sağlıklı bir gebelik geçirmelerini ve bebeklerinin sağlıklı olmalarına en büyük dayanak olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla öncelikle kişilerin sorumlulukların bilincinde olarak aile hekimlerine başvurmalarını gerektiğini düşünüyoruz. Peki hamile kaldı, şimdi hep onu duyuyoruz, bakanlığın açıklamalarında da, zaman zaman aile hekimlerinin ev ziyareti yapabilecekleri de söyleniyor. gebelere bu doğru mu duyduğum ve her aile hekimi çalışma koşulları da ve yoğunlukta bunu ne ölçüde doğruysa yapabiliyor. Ee, öncelikle olarak şunu söyleyeyim ee, bir aile hekimi başına düşen ortalama kişi sayısı 3562 şu anda. Dolayısıyla bizim her gebeye evinde ziyaret etmekle ilgili ciddi zaman yönetimi sıkıntımız var. Evet. Ee, ve her bireyin bu tarzda bir isteği olduğu takdirde bizim aile sağlığı merkezindeki odalarımızda bulunmamızın imkanı yok. Çünkü yetişemeyecek kadar yoğun bir gündem ve çalışma planı olur. dolayısıyla herkesin kolay ulaşabildiği, kendi semtindeki aile hekiminden bu hizmeti alması en doğal ve en doğru ö, şekildir diye düşünüyorum. Sen Gülgün şunu da sormak istiyorum. Şimdi hala e, aile hekimine tanışmamış, gitmemiş olan kişiler var. E, ekran başında bizi izleyen kişiler, aile hekimlerini nasıl bulabilirler? E, öncelikle kendi bulundukları bölgedeki aile sağlığı merkezlerine gidip kendi hekimlerine tanışabilirler. Hı. E, yeni taşındıkları bir bölge ise bulundukları en yakın aile sağlığı merkezine gidip kendi kayıtlarını oraya aldırabilirler. Hı hı. Ayrıca bak Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde aile hekimini bul diye bir link var. Orada TC kimlik numarasını yazarak aile hekiminin kim olduğunu ve nerede çalıştığı ile ilgili hatta haritasına kadar çıkan güzel bir uygulama var. Oradan da kime kayıtlı olduğunu, hangi aile hekimine kayıtlı olduğunu bulabilirler. Peki e, aile hekimiyle e, tanıştı kişi çünkü Türkiye'de artık e, kişinin hekim seçme e, hakkı da yaygın olarak bahsedilen bir kavram oldu. Aile hekimini değiştirmesi mümkün müdür hastaların hasta yakınlarının? Eğer değiştirmeleri mümkünse bu nasıl yapılır? Evet aile hekimini değiştirmeni tabii ki mümkün ama hı hı. sonuçta her aile hekimi eşit aynı kaliteki de eşit kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Dolayısıyla aile hekimiyle hastaların ilişkileri uzun süreçli içinde aile olan bir e, tanımla e, tanımlanıyor. Dolayısıyla uzun süreçteki ilişkilerini yönetmeleri gerekiyor. Benim önerim Hı. aile kimili olan iletişimlerini e, birebir kendileri görüşerek e, gidermeleri ve e, beraber hastalıklarının ya da sorun, e, sağlık sorumluluklarını almaları. E, tabii ki başka bir bölgeye geçtikleri zaman, e, uzak bir semte taşındıkları zaman hekimlerini değiştirmeleri kadar doğal bir şey yok. Onunla ilgili de biraz önce söylemiş olduğum gibi kendi bölgelerine yakın olan ya da tercih ettikleri hekime başvurarak onları bir form doldurarak kendi imzaları ile birlikte teslim ederek hekim değişimini sağlayabiliyorlar. Şimdi e, tabii ki siz bir başka yere taşınmakla e, aile hekimi değişiminden bahsettiniz ama bu bir insanın e, hekimiyle yüz yüze geldiğinde aralarında olan da bir elektriktir. Yani e, kesinlikle hani her hekimin hekimlik bilgisi birdir ama e, bir kişi ...bir başka hekimden daha sıcak bir e, iletişim kurmuş olabilir. Böyle bir durumda e, değiştirmesi mümkünse illa aynı mahalleyi seçmek zorunda mı? Atıyorum bir başka mahalledeki aile hekimine de kayıt olmak mümkün müdür? Evet, e, ulaşmakta zorluk çekmeyecekse tabii ki başka bir hekimine Hı -hı. tercih edebilir. Tabii ki burada bir kriter daha var. E, Hı -hı. Değiştirmek istediği, başvurmak istediği hekimin de... E, ...kendisine kayıtlı hasta, sayının, hasta sayısının buna izin verecek ölçüde olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü belli kriterler olması, söylenmiş olduğumuz koruyucu ve tedavi hizmetlerde kaliteyi arttırmak için gerekli şart. Aile peki hekimlerinin biraz da verdikleri sağlık hizmetinde tedavi ile ilgili hizmetlere gelmek istiyorum. Örneğin ilaç raporu düzenleyebilirler mi aile hekimleri? Sağlık raporu ya da evlilik raporu verebilirler mi? Şu anda biz ilaç raporu düzenleyemiyoruz. Aslında biraz önce bahsettiğimiz konu çok güzel. E, annelere ve bebeklere koruyucu hizmetler sunuyoruz. E, bunun tabii ki bir de yaşlı boyutu var. Yani evet. biz e, belli yaştan sonraki insanlara e, aile hekimleri e, genetik özelliklerine yatkın olarak e, kansere karşı, kalp hastalıklarına karşı, şeker hastalığına karşı, hipertansiyona karşı da koruyucu hizmetler sunmamız gerekiyor. Dolayısıyla aile hekimlerinin yazılabilecek, yazı, yazdıkları tüm ilaçların geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu işin özü hastaların kolay ulaşabildiği ve birinci elden sağlık hizmetini alabildikleri bir mahallesinde bulunan kolay ulaşabildikleri bir aile hekimi. Dolayısıyla hı hı. biz şu anda ilaç raporu çıkartamıyoruz. Hı hı. Ve yazdığımız bazı ilaçların geri ödemesi mümkün değil. Koruyucu hekimlik adına buna bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında aile hekimleri kendi bölgelerindeki ya da bulunan kişilere evlilik raporları veriyorlar. Evet. Sağlık raporunu düzenleyebiliyorlar. Ehliyet raporlarına uygun şartlarda kanaatleri oluşursa bir ikinci ya da üçüncü basamaktaki hekimden ilgili dal uzmanından bir konsültasyon gerekli olmadığını düşünüyorlarsa kendileri onaylayıp verebiliyorlar. Aile hekimleri peki Çalışma saatleri nedir? Gece çalışırlar mı, hafta sonu çalışırlar mı? Aile hekimlerinin belli bir çalışma saat sistemleri var. Normal mesai saatleri içinde çalışıyorlar. Mesai saatleri içinde kendilerine başvuran acil hastaları da değerlendiriyorlar. Ama gece çalışmaları ya da hafta sonu çalışmaları ile ilgili aile hekimlerinin günlük iş yükünü ve asıl hedeflerinin koruyucu hekimlik olduğunu göz önüne alırsak, Böyle bir uygulamanın sundukları koruyucu hizmetlerle ilgili ciddi sıkıntılar yatabileceği nedeniyle böyle bir sistem içinde çalışıyoruz. Peki bir aile hekimine gittiğinizde aile hekiminde tahlillerinizi yaptırmanız mümkün mü her aile hekiminde? Mesela bazı aile hekimlerinde herhalde ultrason gibi cihazlar da var ama bu konuda da herhalde aile hekimlerinin de bir takım sıkıntıları var diyebiliyorum. Bu tür cihazların temini aile hekimlerinin kendilerine mi düşüyor acaba? illerde bunu e, sağlık müdürlüklerinin yapmış olduğu ihalelerle e, hı hı. sorunu çözüyoruz. Merkezi bir laboratuara aile hekimliği merkezlerinden alınmış olan e, kan numunelerinin gönderilmeyiyle merkezi standart bir laboratuvar içinde çalışılan son e, kanların sonuçlarının alınmasıyla ilgili bir laboratuvar hizmeti sunuyoruz. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi ultrason kullanan ya da ultrason kullanma ile ilgili yetkisi olan bir aile hekimi yok. Peki e, aile hekimi tatile çıktığında e, ne kadardır tatili ve aile hekimine bağlı olan e, kişiler ne oluyorlar? 3.640. 3.546. 3.546. 3.546 kişi ortalama olarak düşüyor. Ne oluyor bu 3.546 kişi kendi aile hekimleri tatildeyken? Kendi aile hekimleri tatildeyken aile hekiminin e, izin kullanma döneminde e, bir partneri aynı aile hekiminin merkezinde çalışan bir arkadaşına yetkisini hı hı. devretmesiyle ilgili o hastalara gelen kişilere o hekimin bakmasıyla ilgili bir yöntem var yönetmeliklerimizde. Dolayısıyla kendi aile hekimleri izindeyken mutlaka onun kapısındaki isimle belirtilmiş hekime gidip belirtmiş olduğumuz hizmetleri alabilirler. Şimdi aile hekimliği sistem başladığında ben mahallemdeki aile hekimine kayıt olmaya gittim, tanışmaya gittim. Önce annemle başlandı. Bayağı bir soru soruyorsunuz siz kendi hastalarınız için. Sisteme tek tek baktım 20 dakikayı aldı. Ee, başlı başına bunu yapmak bile zaten bir mesai. En sonunda ben aile hekimine dedim ki ben ne sorduklarınızı gördüm. Aynı yanıtları size yazıp vereceğim bir boş anınızda kaydedersiniz dedim. Hakikaten zor işiniz. Ee, çünkü 3000 küsur hastaya bakıyorsunuz ve bu 3000 küsur hastanın hepsinin sağlık öyküsünü dinlemek bile bayağı zaman alır. Ee, ama vatandaşların da aile hekimleriyle bir an önce tanışması gerekiyor. Tatille ilgili bilgi verdiniz. Peki bir kişi tatile çıktı. Şimdi yaz da yaklaşıyor. Yazın çoğu kişi tatilini kullanıyor. Gittiği bölgede, tatile gittiği bölgede bir e, sorun olursa aile hekimine gidebilir mi? Evet tabii ki. E, tatile gittiği bölgede mevzuatlar gereği misafir hasta olarak kabul ediliyor. Ve kendisine yakın olan bir aile hekimi, en yakın olan aile hekimi gidip... E, Aile hekiminden alması gereken hizmeti alabilir. Bir şey daha soracağım. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı bir e, uygulama var. Evde sağlık hizmetleri uygulaması. Evde sağlık hizmeti uygulaması konusunda, yani hastaneye gidemeyecek kişinin eve doktor gelmesi, bir takım e, pansumanını yapması, bu tür bir hizmet konusunda aile hekimleri yardımcı oluyorlar mı? Ne? Yap, nasıl e, başvuruyor vatandaşlar bu hizmete? E, i̇lgili mevzuatlarda kurul, e, verilmiş olan e, direktifler doğrultusunda aile hekimlerine bu kişiler evde bakım hizmeti için başvurabilirler ya da sağlık müdürlüklerine, evde bakım hizmetleri müdürlüklerine başvurabilirler. Çünkü evde bakım hizmetlerinin ayrı bir dal olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Aile hekimlerinin üzerine düşen görev burada, mevzuatlarda tanımlanan evde bakım hizmeti alacak hastaların tespiti ve ne tür hizmet alması ile ilgili görüşüdür. Evde bakım hizmeti için en önemli kriter kişinin kendi başına yataktan kalkamayacak durumda olması, kendi tuvaletini yapamayacak durumda olmasıdır. Yani kişi kendi başına yataktan kalkıyorsa, evin içinde günlük işlerini yapıyorsa evde bakım hizmeti kapsamında değerlendirilemiyor. Bize düşen bu tespiti yapmak ve bu kişinin e, ilaç raporu mu, hasta bezi raporu mu e, ya da alması gereken başka bir e, konsültasyon tanısal e, bir sorunu mu var? Onlarla ilgili gerekli e, bilgileri ilgili birime iletmek ve onların çözmesini beklemek. Aynı şeyi e, Sağlık Bakanlığı'nın gene kanser taramaları ketenlere de verdiği hizmet için de sormak istiyorum. Burada siz aile hekimlerinin fonksiyonu ne oluyor? Biz burada koruyucu hizmet anlamında e, Hı -hı. kendimize kayıtlı nüfusa hizmet sunuyoruz. E, soy geçmişinde bu tarz riskli e, hastalıkları olan kişilerin öncelikle tedaviden önce e, tarama programına alınması gerekiyor. Dolayısıyla bize e, biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi size sorulan e, 20 dakika süren uzun sorular sonucu almış olduğumuz datalar o Hı -hı. kişinin sağlık dosyasında duruyor ve e, belli periyotlarla ki bu yakında başlayacak bir uygulama, periyodik muayene adı altında bu riskli kişilerin ketem ya da e, farklı ikinci üçüncü basamaktaki disiplinlere sevki ve onların e, koruyucu hizmet anlamındaki önceliklerinin Planlanması gerekiyor. Şimdi programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş. En son sormak istediğim şey şu. Bir kişi aile hekiminden nasıl randevu alınacak? Randevuyla mi çalışırlar? Nasıl çalışırlar? Randevuyla çalışan... Bir günde kaç hastaya bakarsınız evet. siz aile hekimlere? İsterseniz dünya standartlarından bahsedeyim. Hı hı. İngiltere'de aile hekimleri sabah 12 hasta, öğleden sonra 18 hasta olmak üzere 30 hastaya poliklinik hizmeti yapıyorlar. Dünya standartları böyle ama bizim ülkemizdeki tabii ki ülke şartları ve ihtiyaçları göz önüne alındığında bu sayıların e, geçen yıl ortalaması 46 civar. Yani bir aile hekimi 46 civarı poliklinik hizmeti yapıyor. Yani hastayı direkt olarak tedavi hizmeti anlamında e, muayenede reçetesini yazıyor. E, olması gereken aslında koruyucu hizmetlerin, koruyucu hizmetlerin ön planda olması. Eee çalışan aile hekimleri merkezleri var özellikle büyük kentlerde olduğunu biliyoruz ama halkımızın çok alışık olmadığı ve çok yeni başlayan bir sistem. Dolayısıyla ileride tabii ki koruyucu hizmetler ve tedavi hizmetler anlamında randevüle çalışmamız hem hizmet kalitemizi artıracak hem de hizmet alan kişilerin memnuniyetini artıracak. Ama şu aşamada pilot uygulama dışında isteyen hekimin uygulaması dışında böyle bir randevüle uygulamamız yok. Sayın Doktor Murat Kirginler çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kısıtlı zamanımızda aile hekimliği konusunda merak edilen temel soruları size yönelttim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık, mutluluk dolu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bu arada eğer aile hekiminizle hala tanışmadıysanız aile hekiminizle en kısa zamanda tanışın. Çünkü evinize en yakın hekiminiz, aile hekiminiz. Aynı zamanda biraz önce Doktor Murat Girgin elinde dediği gibi biz aslında ailelerin sağlık avukatıyız dediniz. Evet. E, hepinize sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.